Yoksullaşma var. Yani siz sanayi, yani yeni istihdam alanları yaratmıyorsunuz. Yeni sanayi, öncü sanayi alanlarında da yoksunuz. Üniversiteleri birer yüksek İslam enstitüsüne ya da bir diyanet okuluna çevirmiş durumdasınız. Atadığınız rektörler böyle. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan atamalar, Yıldırım Kaya eğitimden sorumlu CHP yani Genel Başkan Baş Yani Yoya öyle mücadele var. Her yere tarikatlar, cemaatler, dini vakıfların e, ve Atatürk düşmanı. cemaatlerle bir derdi yok. FETÖ kendilerine darbe yaptığı için bunu kaldıramadılar ama sadece. Ama yani diğerlerinin de vakti geldiğinde yapıp yapmayacağına ilişkin. Hiç Yapmayacağı önemli değil ki. AKP'nin kendisi darbe yaptı zaten. Darbeden ya kimseyi darbecilikle suçlayamayacak tek parti AKP'dir. 20 Temmuz'da darbe yapmış durumda. Cumhuriyetin bütün temel niteliklerine, temel ilkelerine saldırmış vaziyette. Laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı mı değil mi bu parti? O Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Evet. O yüzden cemaate, fetullahçılara karşı olmasının bir nedeni var. Cemaat bunları tasfiye etmek istedi. Olay budur. Cemaat bir terör örgütü. Hiç tartışmasız. Tabii Vatan haini bir yapılanma. Hiç tartışmasız. Tabii Diğer tarikatların cemaatten hiçbir farkı yoktur. E onu demek istiyorum işte ben de. Ben ona itiraz etmiyorum. Cemaatle onların cemaat dışındakilerle bir sorunu yok. Aynı çizgideler. Cemaatle de aynı çizgiler çizgidedi bunlar. Doğru, evet, yani tamam. aynı menzile farklı yollardan gidiyoruz dediler mi demediler mi beraber Cuma'ya gittikleri isimler kendilerine darbe yapmaya çalıştılar. Doğru. Olay doğru. şöyle değil, cemaat'e karşı değil, tarikatlara karşı değiller canım. Nereden doğru, çıktı doğru. bu? tamam. Şimdi ben tarikatlerin de dediklerinizden... koalisyonunun iktidarıdır bu. Cumhuriyet karşıtı bir iktidarla yüzeyiz. Bilimi karşısına alan bir iktidar ekonomiyi e, böyle dip yaptırdığı gibi yeni istihdam alanları yaratma yeteneğinden de kapasitesinden de artık yoksundur. Olay Şimdi, bu yani. Tam bu bilimden e, uzaklaşan iktidarın bugün yeni yargı yılı açılışında, adli yıl açılışında e, ve binasının açılışında Erdoğan dedi yargıtay, ki Yargıtay, yeni yargıtay binası evet. evet. Adaletin dini yoktur dedi Erdoğan ve sonra bir bak ki adalet duası yapılıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açılışta. Şimdi bu Renk, törenin kendisi... söylemem evet. lazım. Erbaş Cumhurbaşkanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da gördük ki protokolde 40 basamak birden yükselmiş Genelkurmay Başkanı'nın önünde. Genelkurmay Başkanı onun 40 basamak yakınında olursa dua etsin zaten. O tören 30 Ağustos'ta 30 Ağustos'u yaratan ordunun komutanı Ali Erbaş'ın gerisinde. Bu tablo Cumhuriyet'in yeni, Türkiye'nin yeni fotoğrafıdır. Demin tablo. özeti gibi evet. sanki. Bu tablo onun işaretidir. Hiç kimse bu laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı haline gelen bir partinin cumhuriyete karşı bir kalkışmasından başka bir anlamı yoktur bunun. Şimdi hem adaletin dini yoktur diyeceksiniz. Diyanet İşleri Başkanı gibi Emevi ideolojisini Türkiye'ye din diye dayatan bir kişiye kalkıp onun duası Oradan adalet dağılmaz. Oradan adalet dağılmaz. O halde oraya bir tane de ya Alevi dedesi getirselerdi. Bir Hı. tane de haham, bir tane de e, ortodoks ve katolik rahip. Bu toplumda bütün bu inançları var. Ve bir tane de ateist oraya gelip, ya böyle bir şey olabilir mi? O ya. zaman görürdük. O, dini yani zaten onun kendisi yanlış. Dinle olmaz bu iş. Şimdi binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya o yok. Ya böyle bir Türkiye olamaz bu. Orta çağ ritüelidir bu. Hiçbir biçimde adli yıl bir dinin, bir mezhebinin, bir temsilcisinin duasıyla açılmaz. Duaya karşı olduğumuz için değil. İsteyen dua eder. Ama sen laik bir devletin adalet yılının açılışını yapıyorsun. O devletin yargıtayının yeni binasının açılışını yapıyorsun. Ve de dini okuda da diyor. Bu şudur. Devletin niteliklerinin dine dayandığının ilanıdır. Adaletin temelinin dine dayandırılmak istendiğinin ilanıdır. Peki hangi din? Hangi din ya? İslam denilecek. değil? İslam'ın ha, hangi kolu? Hangi İslam yani? İslam'ın yüz tane ayrı birbirinden yorumu var. Birbiriyle uzlaşmayan yorumları var. Birbirlerini katlediyorlar bunlar. Hangi din ya? Daha dün Taliban yönetimine karşı işit bombalı saldırı düzenledi mi? Düzenlemedi mi? Irak'ta mezhep savaşlarında dört buçuk milyon öldü mü, ölmedi mi? Birbirini kafir ilan eden. Kafir ilan eden mezheplerin, yorumların, tarikatlerin, e, cemaatlerin bulunduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Bu bir orta çağ arızasıdır. Mezhep savaşı bir orta çağ arızasıdır. Batı'da mezhep savaşıyla karşılaşıyor muyuz? Yok. Bitirmişler onu. Çok oldu biteli. Bitirmişler onu. Peki İslam dünyası mezhep savaşları içinde kıvranan bir dünya. Daha şimdi Bahreyn'de Şiiler, Şiiler ayaklandı ve kaç kişinin öldüğünü kimse bilmiyor. Yüzbinlerce insanın öldüğü söyleniyor Bahreyn'de. Yüz binlerce insanı bastırdılar, kapattılar ve duyurmadılar. Peki biz ee, daha yeni, Yemen'de kaç kişinin öldüğünü biliyor muyuz? Hayır. Yaklaşık olarak biliyoruz çünkü bir tarafında Şiiler var. Yemen'de kan gövdeyi götürdü. İlkokul çocuklarının yurtları, servis arabaları, okulları bombalandı. Arabistan bombaladı ya. Arabistan bombaladı tabii. Canım. Yani din tabii. kardeşi. Din kardeşi falan değil, onlar kafir. Yok öyle bir şey. Ötekilerine göre de oldu o kafir. Bu bir orta çağ arızasıdır. Bu modern dünyada 21. yüzyılda aydınlanmayı ve moderniteyi yaşamış ülkelerde bu olmaz. Neye göre yöneteceksiniz? Ali Erbaş kimi temsil ediyor? Hangi anlayışı, hangi yorum? Böyle bir şey yok. Bu tören, bu tören bir bir orta çağ seremon törenidir. Bir orta çağ ritüeliyle açtılar. Türkiye'de adli yılı. Bu bu anlama gelir. Evet. Bakın kimsenin diniyle, diyanetiyle hiçbir sorunumuz yok. İnanan insanlar adli yılı dua ederek de açarlar. Ama onu özel hayata bırakmak durumundasın. Bu bir resmi tören. Devletin, ben merak ediyorum, bu devletin resmi bir mezhebi mi var? Diyecekler ki mesela sünni yurttaşlarımız bu ülkede çoğunluk. Hayır. Sünni yurttaşlarımız çoğunluk ama sünni yurttaşlarımız Ali Erbaş gibi düşünmüyor. Atatürk'e lanet okuyan bir Diyanet İşleri başkanıyla siz adli ilaçtınız ya. Yine Atatürk'ü kafir ilan etmiş bir imam hakkında hiçbir işlem yapmamış onu emekli ederek tıpkı o cübbeli amiral gibi emekli ederek bütün haklarını kazanmasını sağlamış bir dina, Diyanet'ten söz ediyoruz. Ne dedi Diyanet yaptığı açıklamada? Emekli oldu artık Emekli oldu, için artık yapacağımız bir işlem yok dedi. Ayasofya'da adını ne? Yani ka, burayı müze yapanlar kafirdir diye. Ya Atatürk'ün imzası var o müze yapılma kararının altında. Evet. Kafirdir diye vaaz veren bir imam hakkında işlem yapmayan bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açılışını yaptığı adli yılda hiç kimseye adalet, hiç kimse adalet beklemesin. Hiç kimse adalet beklemesin. Bu bir partizanlıktır. AKP kendi siyasal İslamcı ideolojisini Türkiye'nin adalet aygıtının tepesinden aşağı bir cübbe olarak geçirmeye çalışmıştır. Evet, öyle görünüyor. Bir Şimdi... burka gibi adalet sisteminin, adalet aygıtının erkinin üzerine geçirilmiştir. Bu, bu anlama gelir. Başka bir anlamı yok. Şimdi bunlar ben o kadar... Ben bir... biliyorum. Yani o zaman bir tane niye biz şey şeyi çağırmadık? Patrik. Fener Patrik'in de çağırmamız Sormak lazımdı. Lazım. Peki niye çağırmadınız? Ee, mesela bir Türkiye'de e, 25 milyona 20 25 milyona yakın Alevi yurttaşımızın yaşadığı belirtiliyor. Resmi bir sayı yok ama. Ya, niye çağırmıyor ibadethane saymıyorlar ya? Hayır, niye çağırmadım Madem öyle. Siz sadece toplumun bir kesimine mi adalet dağıtacaksınız Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi ya? Diyecekler ki binayı açtık. Şey binasını, yargıtay binasını. Yani ee, dinin siyasete, dinin devlete bu kadar dahil edildiği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın protokolle 12. sıraya yükseltildiği. Ya 30 Ağustos ya savaşı kazanmış asker 30 Ağustos'ta yok. Diyanet İşleri başkanının onun önüne konduğu protokolde, Devlet protokolü semboliktir ama önemlidir. Hiyerarşideki yerinizi tabii ki, belirler. Tabii ki. Ya bir bir başkanlık ya bir daire başkanlığı statüsündeki bir kurumu getirdiniz Türkiye'de protokolün 12. sırasına koydunuz. Birinci sırasında işte Cumhurbaşkanı var, Cumhurbaşkanı yardımcısı var, işte Meclis Başkanı, başkanı var vesaire bu. filan. 12. sırada da Beyefendi var. Cumhurbaşkanlığında hiçbir gerekçe gösterilmeden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu yapılmadı. Yani hala bir gerekçesi yok. Bu arada Şimdi çok üzülerek çok... söylüyorum, 290 vatandaşımız en az hayatını kaybetti. Bugün bir rekor kırıldı diyebiliriz. Arkadaşlarımız dakikalardır veriyor. Gerçekten çok üzgünüm yani. Ee, onun için ne diyebiliriz bilmiyoruz. Okullar da açılacak yakında. Böyle bir araya girdim ben bunu ama. Yok, Yok, çok çok doğru. Bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Altını bir daha çiziyorum. Bu önemli. İsteyen bütün yurttaşlarımız ve isteyen bütün yargı mensupları dua ederek de açabilirler. Resmi tören başka bir şeydir. Tabii ki. Resmi tören devletin niteliğine dair bir simgedir, bir işarettir resmi töreni onunla başlatmak başka bir şeydir. Tabii. Hem adaletin dini yoktur diyeceksiniz hem de bir mezhebi e, öne çıkaran bir anlayışı çok çok özel bir aynı açılış içinde olacak gerçekleşiyor. Işte, şey